Kerametin hak olduğuna dair eserimizin 10. dersindeyiz. Bu dersimizde keramet ile istidracın farkını beyan edeceğiz. Daha önceki derslerimizde şöyle demiştik. Keramet kulun makbuliyetine işaret olsun diye Allah tarafından yaratılan olağanüstü hadisedir. Peki her olağanüstü hadise keramet midir? Ve kendisinde böyle bir hal zuhur eden her zat veli midir? Elbette değildir. Kerametin bir üvey kardeşi vardır. Adı istidraçtır. Keramet ile istidraç zahirde birbirine yakın gibi gözükse de hakikatte aralarındaki mesafe yerle gök arası kadardır. İstidraç Allah'a yakınlığı olmayan kişilerde gözüken olağanüstü haldir. Eğer kişinin ibadeti, takvası, salih ameli olmamasına rağmen kendisinde olağanüstü haller gözüküyorsa buna keramet değil istidraç denir. Keramet ile istidracın farkını bilmek şundan önemlidir. Her olağanüstü hali keramet zannedersek bu halin sahibini de veli bir kul zannederiz. Bu zanla da o kişiye muhabbet besler ve onun peşinden gideriz. Eğer bu kişi keramet değil de istidraç sahibi ise onun peşinden gitmemiz bizi helake sürükler. İşte bu sebeple her olağanüstü halin keramet olmadığını çok iyi bilmeliyiz. O zaman şöyle bir mesele ortaya çıkıyor. Olağanüstü bir halin keramet mi, yoksa istidrac mı olduğunu nereden bileceğiz? Bunu bilmenin yolu şudur. Kişiye bakarsın. Eğer kişi istikamet sahibi ise itikadı düzgünse, takvası ve salih ameli varsa, sünnet-i seniyeye tabi oluyorsa bu kişininki keramettir. Eğer bu sıfatlara sahip değilse, isyanda ve günahta geziyorsa bu kişininki istidraçtır. Şunu da bilmeliyiz. Asıl önemli olan keramet değil istikamettir. Bu sebeple alimler şöyle demişlerdir. Bir kimsenin denizde yürüdüğünü ya da havada uçtuğunu görseniz eğer bu kişinin istikameti yoksa onun bu hallerine itibar edilmez. Dolayısıyla bizler üstad ve rehber seçerken onun kerametine değil istikametine bakacağız. İstikamet sahibi ise Hiçbir kerameti olmasa da bizim hocamız, üstadımız, rehberimiz olabilir. Çünkü asıl olan keramet değil, ihlastır, istikamettir, takvadır ve hakes. Sevgili kardeşlerim, bu ders keramet isimli eserimizin son dersiydi. Rabbimize hamdü sena olsun on derstir bizleri yok. Cenab-ı Mevla bu eser günahlarımıza kefaret eylesin. Bizleri iman ve Kur'an hizmetinde daim kılsın. Başka bir eserde görüşünceye kadar hepiniz Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.